Yani çocuk yaşta hani biraz çokça sistemin zorbalığına şahit olan bir çocukluğumuz oldu. Köy göçlerine beraber 93'te işte göç etmek durumunda kaldık. Yani köyün yakılmasıyla birlikte Amed'e göç ettik. Burada işte okul hayatımız devam etti. Ve yani çokça hani zulüm, işkence ve benzeri şeylere çok tanık olan bir çocuk. Küçük yaşta tanık oldu. Okul önlerinde insanların işkenceden geçirilmesi, işte gözaltına alınması işte ve benzeri şeylerin birçoğuna çok küçük yaşta tanık oldu. Sonrasında bu süreç işte biz Ahmet'i gelip yerleştikten sonra da devam etti işte. Diyelim çevreden, köylülerden, akrabalardan Hizbullah döneminde işte saldırıya uğrayanlar çokça oldu işte. Mesela bir evin birinci katında, giriş katında oturuyorduk. Ve dar bir sokaktı. Orada çokça Hizbullah saldırıları olurdu yurtseverlere. Esmer pek il dışına çıkmış biri değildi. Yani yaşı itibariyle de gençti. Siirt'i özellikle tercih etmişti zaten. Erhu Festivali'ne gitmişti. Erhu Festivali'nde çok etkilenmişti. Ve ondan sonra aynı yıl zaten üniversiteyi kazanınca da Siirt'i tercih etmişti. Üniversiteye gittiğinde kayıt için, yani kaydının son günü gitmesi gerekiyor. Aileye şey diyor, yani benimle biriniz gelin, ben bilmiyorum gitmeyi diyor. O süreçte daha ailede biraz kimi ailevi sıkıntılar olduğu için onunla gidemiyor babam. Ve şey diyor ona, kızım diyor ben kaybolurum diyor. Babam da şey diyor, kızım diyor kaybolmazsın diyor. Sen Türkiye'nin ve Kürdistan neresine gidersen git. Mutlaka bir parti binası vardır. Oraya gidersen sorunun ne olursa olsun mutlaka çözerler arkadaşlar diyor. Bu senin hep aklında olsun diyor. Ve kaybolurum endişesine kapılma diyor. Gözaltına alıp cezaevine girdi. İşte yoğun 2010'da alındı. Keceki operasyonlarının yoğun olduğu süreçlerde alındı. Bir süre kaldı zindanda. Kaldığı süreçte de işte bu kitap çalışmasını başlattı. Tabii daha başlangıç sürecindeyken tahliye oldu. Çıktığında böyle çok üzülüyordu. Yani ben o kitabı bitiremedim. Acaba nasıl bitirsem, nasıl yapsam diye falan. Derken 20 gün içerisinde tekrar alındı başka bir dosyadan, yine ifadeler üzerine. Tekrar alındı. Alındığında bu defa bitireceğim demişti. Bu kitap bitecek. Hatta böyle takılmıştım, yani şey demiştim. Yani yine tahliye olabilirsin, niye böyle düşünüyorsun falan. Yok demişti. Bu sefer bitecek biliyorum. Birçok acısına tanık olan biriydi. Sanıyorum biraz bunu dile getirmek, bu toplumun acılarını yazmak istiyordu. Kitabı yazdığı arkadaş zaten hala zindanda olan bir arkadaş. Kovanili bir arkadaş. Esmer'in çokça sevdiği bir arkadaştı. Yani mesela yoldaş ortamında bizde çok abla ve kardeş kavramları yoktur ama Esmer Sakine için benim ikinci ablam diyordu. Yani hayatını yazdı arkadaşı. Çok seviyordu onu, değer veriyordu. Yani iki kadının aslında çok güzel yoldaşlığı üzerinden de bu kitap ortaya çıkıyor zaten. Ve Sakine anlatıyor. O yazmaya başlıyor tabii. Sonra Sakine sürgün oldu. Şeye, Şakran'a sürgün olunca da eksik kalan diğer yönlerine de mektup üzerinden yazıp gönderiyordu. Bu şekilde bir çalışma yürüttü. Küçük yaşta işte 8 aylık bebeğin annesini kaybetmesi üzerinden gelişiyor hikaye zaten. Ta ki politik mücadeleye kadar getiriliyor süreç. Aile güzel bir aile, yani Kobani'li bir aile. Özgürlük mücadelesinde de şehitleri olan, değerleri olan bir aile. Sanıyorum Sakine'den sonra bir iki nesil daha bu mücadelede yıldızlaşmış gençleri olan bir aile. Kitap öyle aslında, zindandakilerin çığlığıdır, annesizlerin çığlığıdır, evlatsızların çığlığıdır. Kitap içerisinde birçok şey barındırıyor zaten. Aslında toplumda hemen hepimize dokunan, hep mutlaka yani her okuyucunun kendisini bulduğu bir nokta var kitapta. Hepimizin toplamı aslında, yani toplumumuzun toplamıdır bu kitap. Kitabın bana göre, yani devrimci yazarlar açısından söyleyeyim, Kürt devrimci, Kürdistan devrim hareketinin yazarları için bunu söylüyorum. Mesela devrimcilik artı edebiyat durumu var bizde. İşte dünya devrimlerine baktığımızda, mesela diyelim ki Bolşevik devriminde 200 yıllık bir
edebiyat geleneği var onlarda ve devrimi 200 yıllık devrim edebiyat üzerinden gerçekleştiriyor onlar. Bizde ise kesintiye uğramış isyanlar dışında çokça hani elimizde yazılı, verili tarihimiz ya da edebiyatımız yok bizim Kürtlerin. Şimdi ise Kürt Özgürlük Hareketi'nin böylesi bir sorumluluğu, böylesi bir durumu da söz konusu. Yani devrimciler aynı zamanda edebiyatı, kültürü, sanatı da geliştiriyor. Kültür var olan bir şey ama sanat ve devrimci sanat, devrimci edebiyat, devrimci sinemacılık bunu beraberinde yani o aktif mücadele içerisinde, sıcak mücadele içerisinde geliştiriyorlar. Yaşayarak yazmak başka bir şeydir. Yani yaşayarak yazmak ve aynı zamanda politik mücadele içerisinde aktif olmak herhalde zor olsa gerek diye düşünüyorum. Yani Heval Esmer ve Heval Esmer şahsının aslında diğer tüm arkadaşlar için geçerli. Yazan ya da yazmayan, çizen ya da çizmeyen her arkadaş için geçerli. Bizim daha zor bir devrimimiz var yani. Aslında devrimcilik duygu işidir ya. Duygu olmasa devrimcilik olmaz. Ben buna inananlardanım. Heval Esmer de böyle düşünüyordu. Bu buradadır diyor mesela. Israrlı bazen işte gidelim dena verelim bu taraftadır diyor. Ben diyor suçluluk hissediyorum diyor işte ben hissediyorum bu buradadır diyor. Ve onu almadığım için bana kızgın diyor. Yani çokça bu tarz handikaplar yaşıyoruz biz anneyle. Çünkü çelişkilerimiz var, olumlu olumsuz yanlarımız var. Bir sürü çelişkiler var yaşamda ama Esmer hakikaten o yönünü kendini yaşarken de sevdirdi, giderken de yaşattı.